Çocuğumla iletişim kurma. Ebeveynler ve çocuklar arasındaki iletişim son derece büyük bir öneme sahiptir. Henüz konuşamayan bebekler hızlı bir biçimde ebeveynlerinin seslerinin ne anlama geldiğini anlamayı öğrenirler. Annem neşeli mi yoksa kızgın mı? Daha sonraları ise yüz ifadesine bakmaya başlarlar. Kendileri konuşup iletişim kurmayı öğrenene kadar şunu öğrenmiş oluyorlar. İletişim sadece kelime alışverişi değildir. Çocuklar genelde kelime içeriği, vücut dili ve yüz ifadesi arasındaki uyuma dikkat ederler. Ebeveynler, örneğin kızgın şekilde bakıp "bunu çok güzel yaptın" dediklerinde birbiriyle çelişen sinyaller vermiş olurlar. Bu da çocuklar üzerinde kafa karıştırıcı bir etkiye sahiptir. Çocuklar iletişim kurduklarında kendilerine istemsizce ve bilinçsizce şu soruları sorarlar. "Annem ve babam bana ne anlatmaya çalışıyorlar? Beni hala seviyorlar mı? Şu anda yaptığım acaba doğru mu? Ya da bana kızgınlar mı şimdi?" Bu soruların her birinde çocukla ebeveynler arasındaki ilişki söz konusudur. Çocuğun anlamaya çalıştığı nokta, eylemlerinin ebeveynleri tarafından onaylanıp onaylanmadığı hususudur. Bunları baz alıp çocuk yolunu bulur ve kişiliği şekillenir. 5 adet ana kural çerçevesinde aile içerisinde sağlıklı bir iletişim kurmanın şartlarını ele almak istiyoruz. İyi iletişim kurmak için mutlaka zaman ayrılmalıdır. Birlikte akşam yemeği gibi ritüeller düzenli iletişimi güçlendirebilir. İki kişi olarak birlikte vakit geçirmek de çok önemlidir. Örneğin uyku öncesinde masal anlatma ya da kitap okuma gibi. Burada günle ilgili son konular konuşulabilir ya da düşünceler paylaşılabilir. Örneğin, "Anne, bana demin yüzünden hala kızgın mısın?" "Hayır, sadece korktuğun için öyle tepki verdim." Çocuğu ciddiye almak, ebeveynlerin temel olarak alması gerektiği bir durumdur. Böylelikle net bir şekilde iletişim kurma ve sıkıntılar hakkında konuşma imkanı doğar ve bahane bulmadan doğrudan konuşulur. Örneğin, "Kız kardeşinin oyuncağını elinden aldığın için üzüldüm. Sen bu konuda ne düşünüyorsun?" İletişim demek, çocuğa ilgi göstermek, ona bakmak ve onu dinlemektir. Aynı göz hizasında olmak, çocuğa daha yakın olmak için iyi bir yoldur. Ebeveynler çocuklarıyla sorunları konuşarak çözerse, çocuk bunun sağlıklı bir yol olduğunu idrak eder ve sorunların üstesinden bu şekilde gelmeye çalışır. Kısa bir onaylama, çocuğa onu dinlediğinizi belli eder. Örneğin, "Bunun seni kızdırdığını biliyorum fakat..." Ebeveynler mutlaka açık ve anlaşılır cümleler kurmalıdırlar ki iletişim açıklık ve netlik getirsin. Ayrıca yüz ifadesi ve söylenenler birbiriyle çelişmemelidirler. Aksi takdirde çocuk ifadeyi anlamlandırmakta zorlanabilir. Örneğin, "Annem üzgün baktığı için üzgün mü yoksa yarınki doğum günüm için seviniyor mu?" Gerçekten söylediği gibi. Ebeveynler bir konuşmanın sonucunu baştan bir sonuca bağlamamalıdırlar. Çocuğunuzla konuşun ve ona çözüm üretme fırsatı tanıyın. Tüm aileyi ilgilendiren hususlarda aile toplantıları düzenlenebilir. Yaşa uygun mevzular birlikte tartışılabilir ve çocuklarla birlikte kararlaştırılabilir. Bu durumda sorumluluk tüm aile bireylerine aittir. Açık olmak. Çocuk daha erken yaşta sarf ettiği kelimelerin etkili olduğunu öğrenirse sizinle daha sık iletişim kuracaktır.